Herkese merhabalar. Bugün yine bir ders videosuyla karşınızdayım. Bugün ne işleyeceğiz? Relative clause işleyeceğiz. Peki nedir bu relative clause? Başımızın belası. Bugünden itibaren başımızın belası olmayacak. Onun garantisini veririm size. Bu video temel seviyede relative clause anlatımı içeriyor bu arada. Eğer çok çok detaylı, derin bilgi istiyorsanız onun videosu daha sonra gelecek. Bugün bir giriş yapacağız işin açıkçası. Nedir bu relative clause? Relative clause bizim açıklama cümlelerimizdir. Aklımızdan çıkarmamamız gereken durum bu. Yani hani şöyle ufak dedikodu yaparken mesela bir arkadaşınızla oturuyorsunuz. Karşı masada 3 tane kişi oturuyor. Bak bak çocuğu gördün mü diyorsunuz ya. O da diyor ki hangisini? 3 tane var. Ya kırmızı şapka takan. İşte bu bilgiyi verdiğim zaman hani çocuk ya da adam kırmızı şapka takan. O ekstra bilgiyi verdiğim zaman işte ben buna relative clause demiş oluyorum. Yani onu yapmış oluyorum. Birazdan da örneklerini göreceğiz. Çok basit bir konu. Bana güvenin. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Alıştırmaları yapın. Quiz'i yapın. Kendinizi deneyin. Daha da kafanıza takılan sorular varsa yorumlarda buluşalım. Ben seve seve size ekstra worksheet gönderirim. Mail adresime ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da açıklama kısmındaki yazıdan ulaşabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Ve daha çok içeriğe ulaşmak için kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız, bu videoya da bir like bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Bugün relatiflerde who ve which ile yapılan relatifleri göreceğiz. Who'yu kişiler için, which'i ise nesne ya da durumlar için kullanıyor olacağız. Bu bilgi bizim için çok önemli ilk etapta. Şimdi şöyle bir örnek bakalım. She worked for a man. The man used to be a senior staff in another company. Şimdi burada dikkat etmem gereken şey bana iki tane cümle veriyor. Bu iki cümlenin bir tanesi bir diğerinin açıklama cümlesi haline gelmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Bunu şöyle yapacağım. Önce iki cümledeki ortak olan kişiyi, nesneyi ya da durumu bulacağım. Burada sarıyla ben önden çizdim sizin için. İki cümlede benim için ortak olan şey a man, yani adam. Bu durumda ben adamdan yola çıkarak bir relative yapacağım. Adam bir kişi olduğuna göre demek ki ben who kullanacağım. Şimdi aşağı bakalım. She worked for a man. İlk cümleyi olduğu gibi yazdım bakın. Sonra açıklama cümlesi için gireceğim kısma relative'imi yerleştirdim. Yani who. Sonra bir daha artık ortak olan kelimeyi kullanmıyorum. Çünkü zaten onu açıklıyorum burada. Used to be a senior staff in another company. Bir başka örneğe bakalım. I dropped a plate. The plate was new. Şimdi burada yine ortak olan kelimemizi bulalım. Plate yani tabak kelimesi bizim için ortak. Bir kere yazacağız. İlk cümleye zaten dokunmuyorum. Tabak bir nesne olduğu için de which'i tercih etmem gerekiyor. Bu durumda I dropped a plate. İlk cümleyi yazdım. Relative pronoun'umu kullandım. Which. Bir daha artık aynı kelimeyi kullanmıyorum. Fakat cümlenin devamını getiriyorum. Was new. Şimdi bu örnekte karşımıza çıkan şey relative'in bir farklı hali. Yani yine aynı şeyi yapacağım. Yine açıklama cümlesi gireceğim. Yine ortak olan kelimeyi bularak her şeye karar vereceğim. Ama cümleye yapış şeklim biraz daha değişecek. Emma called the nurse. My mother knows the nurse. Şimdi burada ortak olan hemşire. Dolayısıyla ben bu hemşireyi zaten bir kişi olduğu için who kullanacağım ve bir kere kullanacağım. Emma called the nurse. Yine aynı cümleye bakın. İlk cümleye dokunmuyorum. Sonra kişi olduğuna karar verdiğim için who'yu koyuyorum. Sonra devamını getiriyorum. My mother knows. Bir daha nurse demiyorum. Ortak olan kelime bir kere kullanılıyor. Unutmayın. Şimdi yeni örneğe bakalım. We ate the cake, I bought the cake. Biz pastayı yedik, pastayı ben satın aldım. Şimdi burada benim ortak kelimem pasta. Pasta bir nesne, dolayısıyla which kullanacağım, o konuda netim. Ve yapmam gereken şey ikinci tekrara düşmemek. Çünkü biliyorsunuz ki açıklama yapıyoruz. İlk cümleyi olduğu gibi koruyorum. Relative pronoun'umu koyuyorum. Sonra öteki cümleden o ortak olan kelimemi çıkarıp geri kalanını yazıyordum. Yani we ate the cake, which I bought. Şimdi karşımıza gelen bu alıştırmalara şöyle bir bakmanızı istiyorum. Bunları sizin yapmanızı istiyorum. Boşluklara who mu gelecek, which mi gelecek bunu seçmenizi istiyorum. Bunu yaparken de dikkat etmeniz gereken şey neydi? Açıklamasını yaptığımız kelimenin kişi mi, durum mu,
yoksa nesne mi olduğuna karar vermekti. Kişilerde who, nesne ve durumlarda which kullanıyorduk, unutmayın. Şimdi birlikte bakalım isterseniz. The girl works in a bank who is from Scotland. Burada ekstra açıklama kız için yapılmış. Neden? Çünkü İskoçyalı diyor. He loves books which have happy endings. Mutlu sonlu kitapları sever. Burada açıklamasını yaptığımız şey kitap çünkü mutlu sondan bahsediyor. They live in a city which is in the north of England. İngiltere'nin kuzeyindeki bir şehirde yaşarlar. Burada yine açıklama şehre gelmiş. Çünkü İngiltere'nin kuzeyinde diyor. The man is in the garden who is wearing a blue jumper. Burada yine bakın giyilen bir şeyden bahsettiği için ve giyme eylemini bahçe değil adam yapabileceği için adama açıklama getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla yine who kullanmış oluyoruz. Karşımıza yine çıktı. Güzel bir alıştırma. Yapacağımız şey aynı konu anlatımında benim size gösterdiğim kısımdaki gibi iki cümleyi tek bir cümle haline getirmek ve bunu yaparken de relatif kullanmak. Burada dikkat etmemiz gereken şey her zamanki gibi açıklama cümlesi kişi için mi, durum için mi yoksa bir nesne için mi geliyor? Önce buna karar vermek ve ortak kelimemizi bulmak. Zaten onunla karar veriyorduk. Sonra da tek cümle haline getirmek. Başarılar diliyorum. Şimdi karşınızda cevapları görüyorsunuz. I dropped a vase which was old. Which kullandık çünkü burada vase yani vazodan bahsediyorduk. Hani eski bir vazodan bahsediyoruz. Nesne olduğu için. He lost the money which I had given him. Ona verdiğim parayı kaybetti diyor. Burada yine açıklama girdiğim şey para. Hangi para oldu? Hani ona verdiğim para. They live in a city which is in the north of Germany. Almanya'nın kuzeyindeki bir şehirde yaşarlar diyor. Yine şehre açıklama giriyor burada. O yüzden which. The food was delicious which Jane cooked. Jane'in pişirdiği yemek lezzetliydi diyor. Yine burada food yani yemekten bahsettiği için which kullandık. My brother has two children who lives in Belgium. Belçika'da yaşayan iki çocuğu var diyor erkek kardeşimin. Burada çocuklardan bahsettiği için who kullandık. The man was arrested who I reported to the police. Polise rapor ettiğim adam tutuklandı diyor. Burada yine kişiden bahsettiğim için who kullandık. The client liked the waitress who was very friendly. Yine burada waitress yani garsondan bahsettiği için ve kişi olduğu için who ile birleştirdik. Ve ortak olan kelimeleri hiçbirinde, bu bütün 7 alıştırmanın hiçbirinde ikinci kez yazmadık gördüğünüz gibi. Şimdi karşınıza bir quiz gelecek. Quiz'e verilen dakika size yetmeyebilir. Bunda hiçbir problem yok. Ben sadece videonun çok uzamasını önlemek amacıyla buraya belirli bir dakika koyuyorum. Siz isterseniz durdurup hani zamanı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Benim açımdan problem yok. En sonunda cevaplar sizi karşılıyor olacak. Kafanıza takılanları benimle paylaşabilirsiniz. Ben seve seve size cevap veririm. Yardımcı olurum. Başarılar diliyorum.
geldik videonun sonuna. Umarım quiz çok iyi geçmiştir. Umarım kafanıza hiçbir şey takılmamıştır, hiçbir soru işareti kalmamıştır ve en azından bu düzeyde relative clause'ları artık yapabiliyorsunuzdur. Bilgi tekrar edilmediği zaman maalesef çok hızlı unutulabilen bir şey. Yeni öğrendiğimiz konuların tekrarı çok önemli. Dolayısıyla size tavsiyem sıcağı sıcağına bu konuyla ilgili alıştırmalar yapmanız. Kendiniz cümle yazmayı deneyebilirsiniz. Cümleleri bana gönderebilirsiniz. Ben yine seve seve kontrol ederim. Hani mutlaka vakit ayırırım ya da ayırabildiğim vakti sizin için kullanabilirim. Benim için hiçbir problem yok bu konuda. Her seferinde söylüyorum. Ya da başka çeşitli gramer kitaplarından ya da internetten bulduğunuz PDF'lerle ya da benden istediğiniz worksheet'lerle ekstra alıştırmalar yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.